Peki arkadaşlar, şimdi biz daha önceki derslerimizde wave bölümünde undo wave change'leri ve redo wave change'i görmüştük. Waves bölümünden bir şöyle devam edelim. Şimdi front'a gelelim arkadaşlar. Z'ye basalım. Nesnelerim burada. Nesnelerimi şöyle seçip böyle bir düzenleyeyim böyle bir. Şöyle güzelce düzenledim. Şunu da bir sildim. Ha, top görünüme geçeyim. Bakın şurada da şöyle bir sıkıntı varmış. Evet. Böyle bunu düzenlemiş olduk. Front'a geçeyim. Tekrar şurada bir kutu çizeyim. Nesneler çoğalsın diye yapıyorum. Aslında çok bir önemi yok yani. Bu nesnenin önemi yok. Şöyle bir mutfak kısmı gibi bir şey yaptık. Şimdi arkadaşlar, View bölümünde Viewport Configuration'ı biliyoruz zaten. Tıkladığımızda buradaki seçenekleri daha önceki derslerimizde görmüştük. Burada birçok seçeneğimiz vardı. Bu bakış açısı konfigürasyon pencereleri. Set Active Viewport, bunları da biliyoruz. Daha önce görmüştük. Front önden görünür. Zaten artık bunlar hakkında bilgimiz var. Back perspektife basarak tekrar çalışmama şöyle bakıyorum. Buradaki bakış açılarımız konumunda biliyorsunuz zaten. Şimdi View kübü yine gördük view kübü. View küp ayarlarını konfigür eden yapabiliyorsunuz. View'se tekrar geliyorum. Artık işte burada açma kapama bakın view küp kayboldu. Burada da bu tip özelliklerimiz var. Şimdi steering wheels nedir? Şimdi tıklıyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey geliyor bakın. Walk, zoom, orbit. Buradan böyle bir şey yapabiliyorum. Veya tekrar view'se geliyorum. Şuradan Full Navigation Wheels seçtiğimde tıkladığımda bakın arkadaşlar şu anda bu benim mouse'umla birlikte hareket ediyor. Bakın zoom'a geliyorum. Hareket ettiriyorum. Şuna geliyorum. Tıkladım. Şöyle pan'a geliyorum. Alta tıkladığımda elimi çekmeden pan tutma tuşu tutuyorum şöyle şu şekilde. Orbit'e geliyorum. Orbit'le şöyle çeviriyorum. Bakın. Rewind'a geliyorum. Rewind neydi? Hani daha önce hatırlıyorsanız Shift Z ve Shift Y ile ileri geri bakış açılarımızı düzenliyorduk. Bu da onun gibi bir şey. Bakın Rewind'a gelip bırakmadan şöyle şey yaptığımda bakış açılarıma göre hangi frame'de ise bakış sahnede ise onları şöyle bana geri getirebiliyor. Daha önce bu yolları izlemişim bakarken. Onu getirebiliyor. Center dediğimde nesne merkezini Walk dediğimde şöyle şurayı orbit alarak böyle yürüyor. Gidiyor. Up down dediğimde yukarı aşağı bakış açımı. Loop dediğimde şöyle çeviriyorum. Bakışımı düzlemsel olarak görebiliyorum. Steering wheel çok fazla kullandığım veya insanların çok fazla kullandığına şahit olduğum bir şey değil. Fakat siz kullanmak isterseniz View penceresinden buradan seçip bulabilirsiniz. Konfigürede ise steering wheel'in ayarları, büyüklük ayarları, opacity ayarları bakın şöyle büyüteyim isterseniz large yapayım, okey diyeyim. Bakın daha da büyüdü. Dev bir şey oldu. Tekrar geliyorum, konfigüre geliyorum. Küçültüyorum. Opacity ayarları bakın şöyle bir transparanlık var onu ayarlıyorum. Minimal ayarları, opacity ayarları tekrar dediğim gibi. Bu şekilde ayarlarını da buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kapatmak için ne yapıyoruz? Çarpıya basıyoruz köşesinde kapanıyor. Geliyorum buraya. Create camera from view. Diyelim ki ben bu açıdan şöyle bir render alacağım. Kamera açısı da güzel. Ben buraya bir kamera koymak istiyorum. Nasıl yapacağım? Geliyorum buraya. Tıklıyorum. Burada bir kamera koyduğumda kamera benim olduğum yere değil de benim baktığım yere değil de başka bir yere konmuş. Öyle yapmıyoruz. Bunu getirip de çekip de uzatıp da benim bakış açıma getiremem. Ayarlayamam. Siliyorum bunu. Gelip tekrar bakış açımı ayarlıyorum. Diyelim burayı buldum. Şu anda sahnemde kamera yok. Kapatıyorum şöyle şuraları. View'e geliyorum. Create camera from view. Bakış açımdan benim bakış açıma bir kamera koy. Bastığımda şu anda şu köşede kamera 001 yazısı olduğunu görüyorsunuz. Bakın mouse oynatmıyor. Orada bakın şurada kameranın adı görünüyor zaten. Şuraya tıkladığımda modif'ten ayarları görünür. Şimdi P'ye basıyorum. Perspektif görünüme geçiyorum. Kameramın benim baktığım yerde olduğunu görüyorum.
Bu daha sonra defalarca kullanacağımız bir özellik. Kısa yolu nedir? CTRL C'dir. Bakın kamerayı siliyorum. Bakış açımı tam. Fronttan. Şöyle biraz da çaprazdan. Yukarıdan bakayım bu sefer. Perspektif P'ye basıyorum. CTRL C'di değil mi? CTRL C'ye basıyorum. Şu perspektif yazısına dikkat edin. Bakın CTRL C'ye bastım. Yukarıda kamera 001 oldu. Ne demek? Oraya ben bir kamera attım diyor. Bakın şu anda orada bizim bir kameramız var arkadaşlar. Bu şekilde de kamera yerleştirmeyi öğrenmiş olduk arkadaşlar.